Hal kapasiteyle ilgili sorunlar böyle olunca peşinde elbette ki kaçınılmaz olarak öncelikle sağlık sorunlarını getiriyor. Cumhuriyet Halk Partisi Cezaevi İzleme İnceleme Komisyonu olarak 180 cezaevi ziyareti, 130'dan fazla rapor yazdık. 5 tane kitabımız var. Bunlardan ilki ve en önemlilerinden bir tanesi hasta, tutuklu ve hükümlüler raporumuzdu. Ve o raporda tespit ettiğimiz şey şudur. Türkiye cezaevleri hastalık üretiyor. İlk başta her 3 kişiden bir tanesi ki takdir edersiniz çok daha yeni girmiş ve hastalığa dönüşmemiş sorunları olanlar var. Gözlerinden rahatsız örneğin. Çünkü ufuk çizgisini göremiyorlar ve çok yakın mesafeye bakmaktan her 3 mahkumdan ya da tutukludan bir tanesi göz sorunu yaşıyor. Elbette çok sayıda hastalığı davet eden bir yer. Ama özellikle etkin bir sağlık hizmeti ve ilaç eczacılık hizmeti sunulmadığından, doğru sunulmadığından görüyoruz. Komisyonumuzun çok net tespit ettiği birkaç çarpıcı örnekten bahsedeyim. Örneğin 6 aydan çok kullanılırsa karaciğer kanseri yapacak bir karaciğer ilacının 6 yıldır kullanıldığını ben bir eczacı olarak gördüm. Ve zaten hasta da karaciğer kanserine yakalanmıştı. 6. ayda bu ilacı bırakması gerektiğini söyleyemeyen bir sistemin veya denetlenemeyen bir sistemin kanser, karaciğer kanserini ortaya çıkardığını görmek lazım. Bunun yanı sıra cezaevlerinde adli tıp kurumu tarafından tahliye edilmesi gerekir raporuna rağmen sakıncalıdır tahliyesi deyip savcıları bırakmadığı çok sayıda ölüm döşeğinde hasta, tutuklu ve hükümlüler var. Bunun yanı sıra 3 aydır istediği halde doktora gidemeyenleri mi ararsınız? Kelepçeyle ameliyat edilenleri mi ararsınız? Hasta hakları, insan hakları açısından çok ciddi ihlallerin yaşandığı bir süreç var.